ve bir sol köşe, inanılmaz bir sol köşe. Ve İngiliz bok. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang tiny bell, para updated ka sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat! Önemli bir isim ve şampiyon olarak ringe giriyor. Şu mağlubiyeti var. Bir kez knockout oldu. Juan Francisco Estrada. Bu isimler tabii ki çok önemli isimler. Juan Francisco Estrada, Roman Gonzalez. İngiltere adına Glenn Hamada, Amerika Birleşik Devletleri ve Tap Tasan'da Filipin adına. On the bell, our timekeeper Bob Edgeworth. And when the bell rings, referee İngiliz, in charge from bir Filipinli, England, Mr. Steve Hakem, Gray. Dikkatinizi çekmiş olmalı, iki boksörün memleketleri bunlar. Time to meet the boxers in the red corner, wearing the white shorts with green and gold. At the weigh-in, he scaled 7 stone 13 pounds. A perfect record. 8 contests, 8 wins, 3 wins inside the distance. The reigning English and WBC International Silver Champion. Tonight he is the challenger from Epsom, Surrey, England, the undefeated Charlie Edwards. And across the ring stands the champion, wearing blue and white shorts, also on the scale, 7 stone 13 pounds. 22 galibiyet, 3 mağlubiyet. Az önce Charlie Edwards gördünüz, yenilgisiz. Only 3 defeats. He is the former IBF light flyweight world champion. He is the reigning and defending IBF flyweight champion of the world. From Ormoc City, Philippines, it's Cuadro Alas, John. Fatih Keleş de gelecek hafta. Trabzonlu boksör Miroslav Serban'la ringe çıkacak. Almanya'da Fırat Arslan'ın bulunduğu gecede. Fatih Keleş Avrupa şampiyonu boksör. Amatörde profesyonel kariyerine başladı. 4 maç 4 galibiyeti var. Rakibi Miroslav Serban, 4 galibiyet 1 mağlubiyet. Çok tek bir maç olacak. Rakip Çek. Fatih Keleş bakalım. Profesyonel kariyerinde daha yeni başladı. Neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Birinci round. Sol direk. İki boksör de düz kart sevgili izleyiciler. 26 yaşındaki Casimiro, 23 yaşındaki Charlie Edwards. Casimiro acele etmiyor. Filipinli boksör. Filipinli deyince akla Pac-Man Manny Pacquiao gelir. Onun da 5 Kasım'da ringe çıkacağı açıklandı. Sol direk. Ta yukarı kadar gidiyor, baksanıza. Sol direk. Direk yolladı. Sol direk bir tane daha. Sol koşe.
treklemeleri midesine doğru Charlie Edwards'tan. Boyunda 1.63 boyunda Casimiro, 1.68 boyunda Edwards. Kaç kiloda mücadele olduğunu da söyleyeyim sizlere. 50.3. İki boksörün de verdikleri tartım bu. Snack Siklet'in maksimumu 50.8. 500'er gram daha hafif geldiler maksimum kilodan. Rahat bir tartım verdi iki boksör de. Sağ kroşe, sol kroşe, karşılıklı bu yumruklar. Sol direkler. İngiliz boksör Filipinli'yi hem yanına çekemiyor hem de yanına gidemiyor. Sol direkler devam etti İngiliz boksörden. Dördüncü round. IBF'de Snack Siklet'te 50.8 kiloya tekabül eden İngiliz ağırlık ölçü birimine göre 112 pound'a tekabül eden bu kilo Avrupa ölçü birimine göre 50.8'e geliyor. İki boksör de tartımlarını 50.3 şeklinde verdiler. Kolay bir tartım oldu onlar için. Çok hareketli olmuyor bu sikletlerde. Bu arada sevgili izleyiciler, dilden sonra biraz tansiyon yükseldi. İşte bakın burada uppercut ciddi anlamda sersemletti. Charlie Edwards orada bir sersemledi. Sonrasında toparladı kendisini. Sesini dinle diye, zilden sonra hareket etme diye, çünkü ikinci kez yaptı bunu Filipinli boksör Casimiro. Nerede olacak boks heyecanı, matchroom geceleri boksta gerçekten sürükleyici. Manchester'da olacak o maç, Londra'da değil. Onun altını önemli çizmek istiyorum. WBA Dünya Şampiyonluğu hafif siklette. ...61.2 kiloya geliyor. Çok hareketli bir maç olacak. Floyd Mayweather'ın takibinde olan bir gece. Bence kroşelere de dikkat. Sol kroşe tekrar. Casimiro yakaladı yine. Elini kaptırdı ama. Sayılıyor. Hakem step back step back diyor. Geri adım atın diyor. Sonra devam edince de Casimiro'ya kızıyor. Hatta ve hatta Stuart Hall'ün maçı kazandığına dair yorumları da ben haksız saymıyorum. İlk round programında bunları tartışmaya tabii ki açacağız.
Üçüncü round başladı. Wow, mükemmel bir sağ kroşe geldi. İngiliz boksör çok fena yakaladı orada Casimiro'yu, şampiyon boksörü. Bir lucky punch her şeyi değiştirebilirdi. Bakın bu ona çok güzel bir örnek. Şanslı yumruk anlamında. Şimdi Casimiro bastırıyor. Casimiro sol kroşesi boşa gitti. Eskivle kaçtı o bölgeden. Charlie Edwards. Sol kroşe Charlie Edwards'tan yine. 10. rauntta sıkı maç oluyor. Karaciğerine bir darbe. Hissettirmedi bunu Charlie Edwards. Sağ kroşe geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Ve bir sol kroşe. İnanılmaz bir sol kroşe. Ve İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Bana doğru yürü diyor hakem. Bitirecek neredeyse. Herkes bitir diyor. Bakın seyirciler. Casimiro, acımasız bir adam. İşte bakın knockout. İşte bakın bu sol kroşe. Sonun başlangıcıydı. Gerçekten de indirici yumruk bu olsa gerek. Sol kroşeyle yatırdı. Sonrasında aparkatla başlayan ve yumruk kontak hakem tarafından kesildi. Bakın aparkat gelecek burada. İşte bakın bam, sol aparkat, sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha gelirken hakem araya giriyor. Steve Gray. Casimiro'nun. Ladies and gentlemen, at 1 minute 57 seconds of round number 10, referee Steve Gray stops the contest. In his opinion, Charlie Edwards in no position to continue. The winner and still the IBF flyweight champion of the world, John.